Herkese selam yine Berlin'den. Berlin'de Şehitlik Camii, Türk Şehitlik Camii'nin önündeyim şu anda. Az önce Kreuzberg'i gezdikten sonra orada yine buluştuk. Arkadaşlarla sağ olsunlar buraya getirdiler beni. Burayı da görmeden gitme Berlin dediler. Çok iyi oldu buraya geldiğimiz. Ben de buraya gelmişken de size de göstermek istedim. İzin istedim oradan, izin verdiler sağ olsunlar. Şimdi görmek isteyenler için Berlin'deki Türk Şehitlik Camii'yi göstereceğim. Şöyle arkaya alalım. Evet, ama geniş açıda alalım. Berlin'e selamlar. Evet, Berlin'den de selam herkese. Burası Avrupa'daki, değil mi? Avrupa'daki Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş minareli tek camiymiş. Şu anda Berlin Türk Şehitlik Camisi burası. Burada bir inşaat var. Sesi gelebilir, kusura bakmayın. Buraya bitmiş halini içine girip göstereceğiz. Buranın bitmiş hali var. Buranın da bitmiş halini içine girip göstereceğim. Burada şu anda bitmiş inşaatlar, yani kapalı alanda 5000 kişinin namaz kılabilmesi, ibadet edebilmesi mümkünmüş. 1700'lü yıllarda yine o zaman Osmanlı Devleti'ne burayı Prusya Krallığı hediye etmiş. Bu toprakları hediye etmiş. Burada da yine kabristan var. Böyle Türk isimleri var. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Bu yan taraftan gelen ses çok alıyor mu? İnşaat halinde orası. Burada mezarlıklar var böyle. Bahçesine bu şekilde yapmışlar. Berlin'de olmak ve böyle bir manzarayla karşılaşmak, biz böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben burada. O yüzden ilginç geldi bize de. Berlin'de böyle bir yer var. Şimdi içeri gireceğiz. Burada maske takmak gerekiyor. O yüzden ben maskemi takayım. Selam. Evet, hepinize selamlar. İçeriye girelim. Dur bakalım. Şurada ayakkabılarımızı çıkaralım. İçeriye girelim. Burada Berlin'de, Avrupa'nın orta yerinde, Almanya'nın başkentinde, Berlin'de. Tamam, her yerde cami var ama bu şekilde mimariye sahip bir cami yok. Görmedikti henüz. Burada görmüşken size de göstermek istedim. İnşaat dışarıda kaldı artık. Umarım artık sesi gelmiyordur. Şöyle bir de, evet. Görüntü kalitesi düşerse söyleyin. Nasıl görünüyor orada? Güzel görünüyor mu? Şimdi buradan yukarıya çıkmak gerekiyor. Bir de yukarısı varmış buranın. Nereden çıkılıyor? Dışarıdan. Dışarıdan yukarıya çıkacağız bir de. Burada sadece bu camide değil, yan taraflarda da ibadet mümkün ve toplamda 5000 kişi aynı anda ibadet edebiliyormuş. Hemen üst kata da çıkalım. Yan taraflara da gireceğiz. Nereden? Buradan mı? Ya da sağ çıkış. Evet, bu merdivenler. Bu ses çok geliyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Şöyle. İmani yazıyor maşallah. Biraz önce duyduğumuz kadarıyla anlatacağım. Çok fazla bilgim yok. Olduğu kadarıyla bilgi vereceğiz. Şuraya girelim de ondan sonra tekrar. Namaz kılıyorsa rahatsız etmeyin burası. Yok kimse. Merhaba. Merhaba. Evet, neden? Çok fazla bir o aldığımız bilgi kadarıyla bilgiyi vereceğiz. Ama daha fazla bilgi almak isteyenler de, burası Berlin'de bulunan Türk Şehitlik Camii. O şekilde bilgiyi, daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz.
Ben sadece göstereyim şöyle bir. ...1700'lü yıllarda, o zaman burada Almanya yokken, Prusya Krallığı varken, Prusya Krallığı tarafından Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı İmparatorluğu'na bağışlanan bir toprak burada, Berlin'in içinde. Bu toprağın üzerine inşa edilmiş. İbadete açık mı diye soruyorlar. Evet, ibadete açık. Biraz fazla göstermiyorum etrafı çünkü ibadet edenler de var. Onları da rahatsız etmek istemedim. Buradan da çıkalım. Nerede oldu? Sen bunu aç bakayım. Kaldık. Ha. Evet. Şimdi içeride sessiz konuştum ama inşallah sesim gelmiştir. Burada da makinenin sesi geliyor. Onda da inşallah çok fazla gelmiyordur. Kusura bakmayın oyuna. Bu tarafta da mezarlık var. Orada Almanlar da gömülmüş zamanında. Alman mezarlıkları da var. Burada da caminin avlusunda da yine Türk mezarlıkları var. Bu taraftaki binaya geçelim. Buradan az önce izin istedik. Sağ olsunlar izin verdiler. Çekim yapmak için. Bu sonradan yapılmış. Az önce gezdiğimiz yer ilk yapılan yer. Burası ikinci. Şu an burası kültür evi. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Buradan çıkıyoruz. Burada çay ocağı var. Evet, şimdi burada yoğun zamanlarda işte buralarda da ibadet açılıyor burası da, değil mi? Burası kültür evi diye geçiyor. Yankı yap. Burası kültür eviymiş. Sonradan camiden sonra burası yapılmış. Şimdi bu karşı tarafta da inşaat olan yer de orada şimdi. İnşaat da değil de tadilat yapılıyor herhalde. En son yapılan yer de orasıymış. Evet. Az önce okuduğumuz yerde vardı. Ha, burada bir söz var. Prusya Krallığı mı demiş onu? Şurada. Şimdi o ses yankı yapacağı için ben şuraya demiş ki Prusya Krallığı, eğer Türkler gelip ülkemde yerleşseler onlara camiler yapardım demiş. 1700'lü yıllarda söylenmiş bir söz. Ve burayı işte o zaman bağışlamış Osmanlı İmparatorluğu'na. Şurada da bayraklar var. Aşağıya inelim de onlara da bakalım. Öbür binaya girme imkanımız var mı acaba? Şuraya da bir bakalım. Yok, burası kapalı. Burada ne var? Bir teras gibi bir şey. Ha. Bir teras var burada. O kapısı kapalı şu anda.
tertemiz, pırıl pırıl yapanlardan Allah razı olsun Mehmet Bey. Size de çok teşekkürler. Sayenizde gitmiş görmüş olduk. Keşke diğer Avrupa ülkelerinde de böyle camiler olsa. Evet. Tabii her yerde var ama burası çok farklı çünkü minareli ve Osmanlı İmparatorluğu, yani Osmanlı motifleriyle yapılmış tek camiymiş Avrupa'da. Daha başka bir yerde böylesini göremeyeceğiz. Tabii her yerde var ama böylesi yok. Evet, çıkalım dışarıya okuyalım yorumları. Şimdi orada da görevliler vardı. Neyi göstereyim? Ha, burada. Ramazan sonra. Evet. Neler varmış bakalım. Var. Aynen. Çok yer var ama işte hepsini bulamıyoruz. Biz burayı da bulamadan giderdik. Biz Kreuzberg'den sonra çıkıp gidecektik. Yani Kreuzberg videosunu yaptıktan sonra çıkıp gidecektik. Sağ olsun Bahadır arkadaşımız geldi oraya. Limani geldi. Onlar dediler ki hani burası böyle bir yer var. Orayı görmeden gitme dediler. Getirdiler beni buraya sağ olsunlar. Biraz sonra Nevzat abi de gelecek buraya. Onunla da görüşeceğiz. Biz o gelene kadar hemen halledelim dedik. Çekimi yapalım. Biz beğendik. Belki siz de beğenirsiniz. Gelebilen olur, gelemeyen olur. Bilen olur, bilemeyen olur. Burada böyle bir yer var yani. Berlin'de. Berlin'in şu anda gelmiş. Ha. Evet, Berlin merkezde. Ezan sesi de burada. Şu anda ezan da okunuyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Ezan okunuyor şu anda, ezan saatinde. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Ayya
صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Evet. Fazla konuşmak istemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Burada Türk tırları var her yerde. Bu taraf komple tırlarla dolu. Buraya gelip park ediyorlarmış. Burada gözleme yeri var mesela. Tır şoförleri işte burada namazını kılıp burada duş imkanı falan da varmış. Her türlü ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar ve gidiyorlar. Tırlarını sadece şey olarak yatmak için kullanıyorlar. Bu şekilde bir yer. Bizim hoşumuza gitti. Belki siz de beğenirsiniz veya işte görmek istiyorsunuzdur da. Buraya gelemeyecek olanlar için böyle bir gösterelim burayı da dedik. Az önce Kreuzberg'de de işte ezan sesiyle ilgili bir konuşmuştuk orada. Burada ezan sesini de dinlemiş olduk, duymuş olduk, duyurmuş olduk. Böyle arabalar var. Bunlar da cenaze nakil işlemleri yapılıyormuş burada. Türkiye'ye cenazelerin nakli için bunlar kullanılıyor. Az önce burada bu arabaların şoförlerinden bir abimiz de vardı. O da yayından önce onunla da konuştuk. O da biraz anlattı, camiyle ilgili bilgiyi verdi. Evet. Buradan bu kadar. İyi, teşekkür ederim herkese. Evet. Berlin'e gelirseniz burayı görmeye gelebilirsiniz. Burası şurada şöyle bir şey var elimde. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Berlin Türk Şehitlik Camii. Sokak ismi hepsi orada yazıyor. Buraya gelmek isteyenler, buraya Berlin'e geldiği zaman görmek isteyenler adresi burada yazıyor. Canlı görmek nasip olur gelirseniz. Oğlum iyi gezmeler, çok geziyorsun diyordum ama gezdikçe daha güzel yerler görüp gösteriyorsun, sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim anne. Tamam, burada kapatıyorum artık bu yayını. Gelmek isteyenler yine dediğim gibi burası şöyle Berlin Türk Şehitlik Camii. Herkese hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın.